diyeceğim. Kahveci ileride. Geldiğimiz yere bir daha gideceğiz. Kahveyi alıp bunlarla geri gelip bir yer bulmamız gerekecek. Şimdi. Sıra oldu arkadaşlar. Şöyle bir outfit yaptım. Tanıtayım. Tiger ayakkabılarım, krem pantolonum. Saatim var. Klasik. Zaten bir tane saatim var. Çok da tanıtacak bir şey yok. Klasik şapka. Ve ben şimdi arabaya gidelim. Arabada rahat rahat konuşalım. Bir şeyler. Ya arkadaşlar bakın melek. Görüyor musunuz? Ya hocam YouTuber'lar çok zengin. Hocam YouTuber'lar çok zengin hocam. Şimdi çalışacak. Şimdi yakaladım arkadaşlar. Ah. Yapma oğlum. Yapma. Hah, şöyle. Kükrüyor arkadaşlar. Aslan maşallah. Evet şimdi konuşalım azıcık araba ısınana kadar. Evdeyim, yeni çıkıyorum. Zaten görüyorsunuz hani sizde. Arkadaşlar çok kötü birkaç hafta geçirdim. Aslına bakarsanız şöyle daha iyi olacak. Yani o yüzden bu kanal boş. Mezuniyet durumları... Efendim. Vlogdayım şu anda. Burayı muhtemelen kırpabilirim. Unutmazsam tabii inşallah. Evet şimdi arkadaşlar. Biraz kötü geçti. Niye kötü geçti? Araba da ısındı. O yüzden hızlıca anlatayım. Yola çıkalım. Kurtuluş Parkı'na gidiyoruz. Yağmur gelecek. Barış gelecek. Barış o bizim müzik. Arada müziklerini paylaştığımız çok tatlı bir arkadaş. Anlatırız zaten kim nedir. Hani bugünkü oyuncuları tanırsınız. Bugünkü oyuncular, yardımcı oyuncular 2 kişi. Kısacası. Okulun bitip bitmeyeceği belli değil arkadaşlar. Hacettepe hiçbir şekilde bir duyuru, açıklama bir şey yapmadı. Şunu bir durdurayım, rahat rahat konuşayım. Hani bitirdiniz mi bitirmez mi hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir yazı yok, bir şey yok ve bu ister istemez beni strese soktu. Bu süreçte ALES sınavına başvurdum. Zaten biliyorsunuz bir yandan da İngilizce çalışıyordum ve bu yani yüksek lisans olayları arkadaşlar. Sınava girdim, puanını verdim, yaptım gibi değil. Çok stresli. Cidden çok stresli. Hani ben korkuyorum, açık söyleyeyim. Biri mi geliyor acaba? Işıklar yandı. Korkuyorum, çekiniyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Hani başarısız olma hissi herkes de oluyor. İster istemez bende de oluyor. Ya bu şeyden dolayı hani hiçbir şey yapmaya hevesim yoktu. Tam bu olayları atlattım. Kendime geldim derken yaklaşık bir 4-5 gün önce teyzemi kaybettim. O da çok kötü etkiledi. Hani diyeceksiniz 4-5 gün sonra da çıkıp video mu çekiyorsun? Sebebini söyleyeyim. İçimde hiçbir şey yapmaya heves yok. Evet dün de canlı yayın yapıp sizin tercihlerinizi konuştuk. Ama arkadaşlar birilerine yardımcı olduğum zaman kendi dertlerimi unutuyorum. O yüzden herkese mesajlarda dönmeye çalışıyorum. Hani yazanlara. En azından yardımcı olayım da hani kendi derdim bir nebze aklımdan çıksın diye. Ve şunu fark ettim. Ben eğer bu ruh halinde kalırsam kalmaya devam edeceğim. Bir örgün eğitime de gidip hani okula gitme gelme şeyi de yok. Zaten evdeyim sürekli. Bu benim üzerimde kalacak arkadaşlar ve çok kötü etkilendim ben. Hani bilmiyorum. Çok şey bir insan değilim aslında. Aşırı evet duygusal biriyim. Bazen çok takıldı kalmam olaylarda ama işte kişiden kişiye değişiyor bu. Sizi etkileyen kişiye göre de değişiyor. O yüzden hani artık kısacası bir şeylere takılı kalmak istemiyorum. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum ve bir farklılık yaratmam gerektiğini düşündüm. O yüzden bugün arkadaşlarımla birazcık oturmaya gidiyorum. Kısacası bu. Durum bu. 3-4 dakikada özetledim tüm olayı. Şimdi Kurtuluş Parkı'na gidiyoruz. Genelde Kurtuluş Parkı'nda buluşuyoruz. Haberiniz olsun. Yani oralarda oluyorum. Eğer öyle birini görürseniz ya acaba bu adam mı derseniz o adamım. O adam benim. Tamam hadi yola çıkalım. Şimdi gidelim. Yo. Evet geldim ben arkadaşlar da biraz uzakta durdum sanırım. Çünkü bu Kurtuluş Parkı'nın paralelindeki yol aslında genel olarak hani park edilemez şeyleri var şu yolda.
Ama baktım hani hiç, şuna bakar mısınız? Hiç park edilemez gibi bir görüntü yok. Ya bu arada burada da yer varmış. Tüf ya, ben cidden uzak durmuşum. Evet, burada güzel yer varmış gölgelerimde. Şimdi arabayı alıp buraya gelmeye kalksam 10 kere dolar var ya burası. Öyle bir gudubetsizim ben. Ya bayağı boş yer varmış. Arkadan cidden bak hiç böyle görünmüyordu. Şimdi Yağmur yine kızacak bana. Diyecek ki uzağa park ediyorsun ama neyse. Barış kaçırmış dediğim gibi otobüsü. Otobüsü de sanırım çok sık gelmiyormuş. O yüzden belki biraz onu bekleyebiliriz. Bilmiyorum, hani haber alamadık henüz. Öyle bir Yağmur gelsin bakalım, Barış'ı da bekleriz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, karar veririz ona. Ama burada bir kahveci var. Kahveci de şey, bizim İlhan Hoca'yla oturduğumuz Urumçi Restorant'ın yanı. Onu da söyleyeyim. Urumçi Restorant'ın yanındaki kahveci. İşte gelirseniz uğrarsınız. Şimdi biz kahve alırken de zaten çekerim yine oraya. Hadi. İlginç. Evet arkadaşlar, Tunç Kurt'un elinde şu an kamera var, o yüzden hiç hoş şeyler yapmayabilir. Yine annesine yaptığı gibi bana da yakınlaştırıyor. Ağzıma gir. Ya. Merhaba. Evet Tunç, bugünkü oyuncular iki kişi. Bakın. Şunu çevireyim. Bunu da kullanmayı unutmuşum artık. Maskeni çıkarsana insanlar yüzünden. Sosyal mesafe. Dibinde oturuyorsun Tunç. Bugünkü şeyimizde, tiyatromuzda arkadaşlar iki kişimiz var. Şu konuk bak. Oyuncu. Bugünkü tiyatromuzda, tiyatro da bu vlog bu arada. Arkadaşlar bir daha bunun duyurusunu yapayım çünkü ben bunun duyurusunu yapmaktan çok keyif duyuyorum. Kurtuluş Parkı'nın koleji olan durağının, çok gösteremiyorum hani insanları rahatsız etmemek amacıyla çünkü kamera... Tamam, aynı yerde oturuyoruz. Oraya mı geçelim? Hayır ya, gösteremiyorum. Hayır şey, kitapçıdan bahsedeceğim. Kolej çıkışına doğru olan yerde kitapçı bir abi var. Bir bakın, burada kitap satıyor. Kitaplar 5 lira diyor. İkinci el falan muhtemelen ama önemli değil. Eğer kitap alacaksanız Ankara'da bulunan kişiler, bu abiyle de gelip alın, sohbet edin. Her biz Kurtuluş Parkı vlogunda söylüyoruz, yine söyleyelim. Bu kitapçı abiden kitap alın. Şöyle göstermeye çalışayım. Burada kitapçı abi. Okuduğum kitabı görsünler. Evet, bakalım Yamone okuyor. Harry Potter 3. kitabı mıydı? Metroda başladım. Tamam. Ay, dün filmini izledim. Bir şey diyeceğim. Önce filmini mi izledin, kitabını mı okudun? Önce 2005 yılında mıydı? 2004 yılında mı ne? Sinemaya gittim bu arada küçükken. Abim götürdü doğum günümde. O yüzden o yaşta da okumayı bilmediğim için önce filmini izlemiş oluyorum. Evet, önce filmlerini izledim, sonra kitaplarını okudum. Bu arada kitaplarınızı arkadaşlarınıza verirken böyle damgalayın kitaplarınızı, sonra size geri vermiyorlar. Dur bakayım. İşte. Bekle. Odaklayamadık ama. Sen kameran odaklayamıyor Tunç. Neyse. Tamam, ifşa da ettik. Evet. Ben oraya yüzden, blur atarım. O yüzden arkadaşlarınıza hatta kitaplarınızı vermeyin. Ben böyle bir insanım. Sana sonunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Uzaklaş. Ya ama önemli bir şeyden bahsedeyim. Tamam, gel bahset rahat rahat. Öyle arkadaşlarınıza kitaplarınızı vermeyin. Ben de öyle bir insanım. Yanımıza ne zaman bir kız arkadaşımız olsa, biz ekipçe de oturduğumuzda bir dayı, amca bir şey çullanıyor oraya, geliyor böyle bir varmış gibi gelip böyle dikiliyorlar arkadaşlar. Şu anda karşımızdan mı izliyor da muhtemelen duymuyordur şu an benim dediğimi. Gelirken açtım, şey yaptım, kaydettim, biraz anlattım olayları. Haberdarlar. Arkandan şimdi... konuştun değil mi Terbiyesiz? Hayır, Yağmur'da buluşmaya gideceğiz dedim. Bugünün karakterlerinden Deniz'e bahsettim. Deniz'e yaptığın gibi bize de. Deniz, arkadaşlar rica edeceğim, buranın videonun bu kısmını izleyenler lütfen Deniz'e Instagram'dan mesaj atabilir mi? Çok rica etmek istiyorum da. Satıcılık yaptığı için. Satıcılık denmez ama iki gündür beni arayacak. Hatta iki gün değil. İki aydır. Senin her zaman yaşadığın bir şey. İki aydır beni Deniz. Alışmadın neredesin mı ya? Oğlum bak, tamam maaşlarını yatırmıyorum diye bana böyle davranman gerekmiyor yani. Biz çocuğumuz gibi, çocuğumuz. Minik çocuğumuz. Bizden büyük ama ebat olarak. O kadar büyük. Sen yok bizden be, yakın aslında.
Ha, kamerada mıyım? Evet, kameradasın. Kamerada. Bugünkü tiyatrocularımızdan... Kendimi tanıtayım. Adım Barış, soyadım Ayhan. İzmirliyim. Barış Ayhan arkadaşlar, Behzat evet. Hoca'nın soru yazarı olan. Kendi yayınları olan. Kendi yayınları olan. Hocam gerçekten bir ara 12. sınıfta öyle bir muhabbet oluyordu. Barış Ayhan muhabbeti. Ben. Aynen. Gelip söylüyorlar bunları. Abi, bunları sen mi yazıyorsun? Senin adında kitap mı basıyorlar falan diye. İlhan Hoca bile hani onu yaptı. Dedi ki ya oğlum Barış Ayhan'ı buldum falan. Gülmeye başladım ilk. Ya o olay evet. Barış'ı ilk kafede puslu bir havada yağmurlu bir Barış, günde gördüm. Barış benim arkadaşlar özel öğrencim. Yani birlikte ders yapıyorduk. İlhan Hoca vasıtasıyla tanışmıştık biz de. Oradan sonra da böyle bir arkadaşlık kaldı hani üzerimizde. Öğretmen öğrenciden ziyade daha böyle bir arkadaş iletişimine çevirdik artık. Ya. Dedi şimdi şaşırttım burada. Aynen ben. Hayır. Bizim ikinci dersimizde. Nerede? Gel. Anne. Şimdi şöyle oldu. Barış'la biz ilk dersimizi yaptık. Sonra ben Barış'ı, İlkan abi zaten tanıyorsunuz. Dedim ki İlkan abiye vereyim. İlkan abinin de özel dersi yok. Hani hem de Barış'ın daha iyi anlaşacağını düşündüm. Benim de o aralar biraz çok doluydu sistemim. Schedule doluydu yani Barış. Dedim, yok sorun değil. İşte Barış'ı İlkan abiye vereyim. İlkan abiye de güvenmesem vermem. Barış tüm kadroyu gezdi. Olsun ya. Bu arada tanıyor herkesi ya. İlhan Hoca'yı tanıyor. Ekibin hepsini biliyor oğlum. Hocam kuşa bak, kuşa şey bak. Vardı. Bir hocam ismini unuttum ya. Sizin önceden ODTÜ'de olup da sonradan Hacettepe'ye geçen bir matematik. Deniz. Ha Deniz. Deniz var. Deniz'le hocam, tanışmadın ama. Hocam herhalde. Bir şey diyeyim mi? De. Ama bunu videoya koyar mısınız? Koymam sen de. Onun bunu koydum. Bunun gibi ya. Ne? Koymadım. Onun bunu lazım. Şimdi bir şey diyeceğim. Kahveci ileride. Geldiğimiz yere bir daha gideceğiz. Kahveyi alıp bunlarla geri gelip bir yer bulmamız gerekiyor. Nasıl bir plan yapayım? Ne yapıyorum? Buradan Barış'a bir efekt koy tamam mı? Tam koyacağım ben. Kapak fotoğrafı mı? Niye olmasın? Daha rahat olur ya. Alırız diye düşündük de çok şey yapmışız. Siz de tanıtın hatta biz izleyenler de gelsinler. Tamam. Bu Ice White Mocha. İkisi latte. Merhaba, ben Musla. Tetraen Kafein Shop'un Kurtuluş Şubesi'nin çalışanlarından bir tanesi. Dükkanımıza hoş geldiniz. Arkadaşların kanalına da hoş geldiniz. Bugün bizden kahve alıp gidip çekim yapacaklar. Umarım siz onları ve bizi çok seversiniz. Afiyetler. Evet, biz Kurtuluş Parkı'na geldiğimizde genelde uğruyoruz buraya. Siz de gelebilirsiniz. Evet, hadi bakalım bir toparlanıp gidelim parka. Bu içeceğin kendisi ne direkt? Niye? Ya bunun adı neydi? Ice latte midir nedir? Arkadaşlar şeker yok, bir şey yok. Ben şekersiz sevmiyorum ya. Ben yağmur alıyor diye aldım, bana da söyle dedim aynısından. Kendi Barış duydun, kendi etti, kendi buldu. Aynısını anladım. Acı bu ya, acı arkadaşlar. Aynı hayatım gibi. Buraya Cengiz Kurtoğlu şarkısı koyacağım. Cheers. Ben de kıskanıyorum. Gitmem gerek. Burayı ister sonuç istersen sebep bu düğümü çözmen gerek. Belki sana yazarım uğrasan bir sihirden renkli bir kağıt atarım Mekke ya da Kudüs'ten. Sonra bir gün çıkarım sen artık dön. Çok
sözlerim acıtır. Gözlerime bakma, tek bir söz söyleme. Varsa az utanman ama dönme. Zaten kırparız demiştim. Sen rahatına bak, istediğin gibi. Bekle bekle bekle. Ah, bizim bu duyarcı milletimiz her şeyden duyar kasar yani. Açın yolu deyip ambulansın dibinde giden o uyanık insanları var ya, döveceğim bir gün ya. Bir bak bakayım buraya. Bak. Bir şey yiyeyim mi? Devam ettirecektim, ekran karardı. Sen nereye? Ortaya mı okuyorsun? Bilmiyorum. Ben tek tabanla durdum, daha estetik. Şöyle duralım. Bir dakika, ben şunu çıkarayım. Ya 10 tane çekebiliriz. 3, 2, herkes sabit. 3, 4 tane yapıyoruz. Ne güzel çıkıyor ya. Baksanıza ben. Aynen cam gibi ya. Ya tek tutunca bak daha güzel. Şimdi bitirdik takılmamızı. Takılma deniyor değil mi buna? Aynen. Canlı müzik yaptık arkadaşlar. Çevredekilere Barış ücretsiz müzik dağıttı. Arkadaşlar bu hizmeti her yerde bulamıyorsunuz. Açıklama kısmına Tunca Can benim YouTube kanalımın linkini bırakacak. Oradan beni takip edebilirsiniz. Olmaz ya, bırakmıyorum. Arkadaşlar evet, bunu söyleyeyim ben. Barış'ın çaldıklarını da şöyle bir karar verdik. Ben evet evet. Aa doğru, herkesin kanalı var. Şimdi ben hocam herkese kanal. Ne oluyor be? Nereden düştü o? Kendi vardı benim kanalım. Şöyle bir şey oldu. Barış'ın müziklerinin hepsini koyarsam video uzun sürer. O yüzden kırpıp kırpıp koymuşumdur mutlaka. Barış'a da ayrı bir kanal açalım dedik. Tüm müziklerini oraya atalım. Kendisi de çalarsa oraya yüklesin diye bir düşünce sonucuna vardık. Yağmur'un kanalı var. Hepsi, ya herkesin kanalı var. Açıklama kısmında bulacaksınız. Ya güzel olur takip ederseniz. Çünkü ortak bir şeyler yaptığımızda daha güzel oluyor. Siz de ya böyle daha haberdar olursunuz. Burada skate kısmımız var. Çocuklar kayıyor. Biz İlkan abiyle gelince burada izliyoruz bu arada. Şu göstereyim onları da. Ben çok severim aslında. Amerika'da var böyle kanallar da. Sadece skate üzerine skate yapamam. Ups. Maserati hala yerinde duruyor. Of, heyecan verici. Çalmamışlar. Arkadaşlar Fahrettin Koca'yı etiketlemeyin sakın. Tamam, öyle bir hataya düşmeyin lütfen. Buradan ya sizi uyarıyorum. Bak. Yaptık, biz görüşürüz. İçine. İçine. Tamam mı? Oldu. Barış gidiyor buradan. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hayır daha değil. Gidiyor, sen arkadan. Yok, o benle şimdi. Barış ben işte gidiyorum. When I see you again. Oh. Bir şey demeden. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dikkatli git. Bay bay. Yorucu bir gün oldu. Şimdi asansördeyim. Eve çıkınca zaten bir bitiriş konuşması yaparım ama Barış'a ve Yağmur'a çok teşekkür ederim. Çok keyifli zaman geçirdim. Öyle aslında burada bitirebilirim ya direkt. Asansörde başlamıştı. Asansörde bitsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda açıklamada Yağmur ve Barış'ın da kanalını bulacaksınız. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bye bye.